Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda limit konusunu bitireceğiz. İki tane video çektik limitten. Temel kavramlarını anlatmıştık önce. Daha sonra 0 bölü 0 belirsizliğini anlatmıştık. Bugün de süreklilik konusunu anlatıyoruz. Süreklilik konusu çok önemli. Hem türev içerisinde lazım olacak hem de sorunun geldiği bir konu. ÖSYM'nin sevdiği bir konu arkadaşlar. Süreklilik konusuna başlıyoruz. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Nedir bu süreklilik? Arkadaşlar şimdi bir fx fonksiyonu veriliyor. A kümesindeki bir eleman için o a, x a'ya giderken yani a noktasındaki limiti f a'ya eşitse o fonksiyon o noktada süreklidir diyoruz. Eğer yani eşit değilse sürekli değildir ya da süreksizdir demiş oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar biz hatırlarsanız limitte grafik üzerinden hatırlayın limiti anlatırken. Hani iki noktasındaki limite bakarken sağdan limitine bakıyorduk, soldan limitine bakıyorduk. Bunlar birbirine eşitse limit vardır diyorduk. Hatta şunu vurgulamıştık arkadaşlar. F2'nin kaç olduğu önemli değil demiştik. Sağdan limit 3'e gidiyor, soldan limit 3'e gidiyor, F2 5'e gidiyor. F2 nereye giderse gitsin. F2 önemli değildi. İşte süreklilikte önemli. Hatta 2 de tanımsız bile olabilirdi limit için. Yani F2 yok da olsa 2'nin sağdan limiti, soldan limiti eşitse limit vardır diyorduk. İşte süreklilikle limitin ne farkı var? sağdan limit soldan limitin eşit olacak. Yani limit olacak fakat o noktadaki fonksiyonun değeri de o limit değerine eşit olacak. Yani özetle burada yaptığımız gibi arkadaşlar limit x a'ya giderken f(x) x f a'ya eşit olacak. Bunu şöyle de anlatabiliriz. Sürekliliğin 3 şartı diyebiliriz arkadaşlar. Sürekli 3 şartı 1. Fonksiyon o noktada yani a noktasında sürekli olabilmesi için o noktada tanımlı olması gerekiyor. Tanımsız olmayacak, boş olmayacak yani e, fonksiyon grafiği mantığında. iki fonksiyon o noktada limitinin olması gerekiyor. Yani limit sağdan limit soldan limit eşit değilse limit yoktur diyorduk biliyorsunuz. Limitin var olması gerekiyor. Tanımlı olması gerekiyor. Limitli olması gerekiyor. İşte o noktadaki limitinin fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olması gerekiyor. ULK ne demekti ULK arkadaşlar? Uzun lafın kısası. A'nın sağdan limiti A'nın soldan limitine o da f a'ya eşit olması gerekiyor. Bütün bunlar için zaten tanımlı olması gerekiyor ve bu yazdığımızda diğer cümleleri de kapsamış oluyor değerli arkadaşlar. Bakınız fx fonksiyonu x eşittir eksi 1 noktasında süreklidir diyor. Eksi, eksi 1 noktasında sürekli ise eksi 1 noktasındaki limit f eksi 1'e eşit demektir. Limit o noktadaki değeri eşit demektir. f eksi 1'in 4 olduğunu söylemiş oluyor bana. Dolayısıyla f eksi 1'i sorduğu için de cevap 4 demiş oluyoruz. Limit o noktadaki değere eşit. Eksi bir noktasındaki sürekli ise o noktadaki limitin o noktadaki değeri eşit olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Grafik üzerinden baktığımız zaman bakın burada mesela A noktası içi boş yani tanımsız. Halbuki limit var mı? Var. A'nın sağdan limit ile soldan limit aynı sayıya yaklaşıyor. Limit var fakat A tanımsız içi boş olduğu için süreksizdir. Bu grafiğe bakalım. Bu sefer bakın tanımlı yani içinin dolu olması tanımlı. F var fakat limit yok. Sağdan limit soldan limiti eşit değil. Yine bu sürekli olmamış oluyor. Ha yani diğer bütün noktalarda sürekli yani sadece bunları sağlamayan noktalarda süreksiz olmuş oluyor. Fonksiyon süreksizdir demiyoruz. A noktasında süreksizdir diyoruz. Bakınız burada tanımlı. Bakın içi dolu. Limiti de var. Çünkü bakın f a'yı sağdan giderken soldan giderken şuradaki değere yaklaşmış oluyorlar. Fakat bu sefer A'nın fonksiyondaki görüntüsüyle limit aynı şey olmamış. O nedenle sürekli değil. Yani limit olacak, tanımlı olacak ama birbirine de eşit olacaklar. Grafik sorularında sürekliyle bakmak çok basit arkadaşlar. Bakın şöyle bir cümle size: Kalem grafik üzerinde gezerken, grafik üzerinde kalem oynattığınızda hoplama, zıplama, atlama yapıyorsa, fonksiyon o noktada sürekli olmaz. Kalem kağıttan kattığı anda, o noktada süreklilik bozuluyor. Adı üzerine bakın sürekli devam ediyor kalem. Sürekli sürekli e kalktığı zaman süreklilik bozulmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bakınız yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. f fonksiyonun bu arada sürekli olduğu tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Ha, hangi noktalarda sürekli diyor bakın. Şimdi bu tip soruları genelde sürekli olan noktalar daha çoktur. O zaman biz eksi 3 ile 3 arasında ki sayıların şöyle yazdığımızı varsayalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Hangi noktalarda süreksizse onları atalım. Çünkü sürekli olduğu noktaları soruyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Eksi 3'ten itibaren kalem grafik üzerinde geziyoruz. Hop atladık. Bakın buradan buraya zıpladık. Şuradan şuraya zıpladık. Yani şurası boş. Çukur var. Ta buraya zıpladık arkadaşlar. Hoplama atlama zıplama var burada. Eksi 2 noktasında sürekli değil o zaman çizdik. Devam ediyoruz fonksiyona. Geliyor sürekli 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 buradan buraya atlayacağız bakın. Yani sıfır noktasında da sürekli değil. Çünkü burada bir atlama var. Bayağı bir uçurum var hatta. Geliyoruz geliyoruz geri sürekli sürekli. Bakın burada içi boş durum var. Çukur var. Çukur var. Buradan karşı atlamak zorundayız. Yine kalem kalkacak. Yani oradan devam etmiyor bakın. Boşluk var. Kaldırıp sonra devam etmeniz gerekiyor. O nedenle bir noktasında da süreksiz. Geldi buraya buradan da buraya atladığı için iki noktasında da süreksiz. Hangi noktalarda sürekliymiş değerli arkadaşlar? eksi 3, eksi 1 ve 3 noktalarında sürekli olduğu için bunların toplamı da eksi 1 olmuş olur. Çok değerli üniversite hazırlık öğrencileri. Grafik üzerine sürekli anlattık. Bir de bu şekilde cebirsel sorular nasıl yapacağımız bakalım. X eşittir bir nokta sürekli inceleyelim. Yani sürekli mi değil mi? Nasıl bakıyoruz arkadaşlar sürekliliğe? Birin sağdan limiti, soldan limitin o da F1'e eşit mi acaba? Birin sağdan limitine bakalım. Birin sağdan limiti x1'in sağ dibi burası burada seni bir yazacağız. 4 çarpı 1 4 eksi 2'den 2. Soldan limiti şurada yerine yazacağız arkadaşlar. 1'in karesi 1 1 daha 2 çok güzel. F1 yine eşitlik burada oldu yine onu burada yazacağız üst tarafta. O da 2 olmuş olacak. Hepsi birbirine eşit olduğu için x eşittir 1 noktasında süreklidir diyoruz bu fonksiyon arkadaşlar. Dolayısıyla başka sıkıntılı bir nokta olmadığı için, kritik nokta falan filan olmadığı için, tanımsız yapan nokta olmadığı için bu fonksiyon aynı zamanlarda reel sayılarda da süreklidir deriz. İki noktasındaki sürekliliği inceleyelim. 2'nin sağdan limitini, soldan limitini ve f2'nin eşit olup olmadığına bakalım. 2'nin sağ tarafında fonksiyon bakın şurada. Sol tarafında da burada. Sağdan limitte de burada yerine yazacağım. Soldan limitte de orada yazacağım. Çünkü x2 değilken fonksiyon oymuş. O zaman 2'nin sağdan limit yukarıda yerine yazarsam 4 eksi 4'ten 0. Soldan limitin yukarıda yerine yazarsam 4 eksi 4'ten 0. Ama f2 burada yerine yazacağım için 1 eşit olmadığı için x eşittir 2 de sürekli değildir süreksizdir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet tanımlanan f x eşit 2 nokta sürekli olması için 2'de sürekli olduğunu söylüyor bana. Yani demek istiyor ki arkadaşlar 2'nin sağdan limiti soldan limitini o da f 2 eşittir demek istiyor. 2'nin sağdan limitini aşağı değerini yazacağım. 2'den büyük olan kısım burası olduğu için. 2 artı 2b. Soldan limitini yukarıda yazacağım. 4 artı a. F2'yi de ortada yazacağım. Eksi 2. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Madem 2'de sürekli. O zaman arkadaşlar 4 artı a eksi 2 eşitse a buradan eksi 6 çıkar. E 2 artı 2 b de eksi 2 eşitse 2 b eksi 4 b de buradan eksi 2 çıkmış olur. Toplamları soruluyor. Cevap da eksi 8 oluyor değerli arkadaşlar. 2019 AYT sorusu. Bakın bir önceki videomuzda limit belirsizlik videosunda da 2019 AYT sorusunu çözmüştük. O da basitti. Bakın bu da çok zor değil. İki tane limit sorusu da çatır çutur yapılabilecek sorular. F fonksiyonu sürekli olmadı yalnızca bir nokta olduğuna göre. Şimdi fonksiyona baktığımız zaman kritik noktalarımız iki tane. 1 ve 5. Ya birde süreklisiz ya da beşli süreklilik bunlardan bir tanesini de kontrol edeceğiz. Bakalım 1'de sürekli mi arkadaşlar? 1'in sağdan limiti, 1'in soldan limiti o f1'e eşit mi? 1'in sağdan limitini şurası olduğu için ortada yerine yazıyorum. 5 kere 1 5 4 çıktı 1. Soldan limitin en üstte yerine yazıyorum. a eksi 1 Peki f1 kaç? f1 E ortada yazdığımız zaman 1. Şimdi 1 de süreklidir kabul edersek arkadaşlar 1 de süreklidir kabul edersek a buradan 2 çıktı. Bu bize şu anlama geliyor. Madem biz 1'de sürekli kabul ettik. O zaman 5'te süreksiz olması lazım. Kontrol edeceğiz bakalım. 5'e bakalım şimdi. 5'in sağdan limitine, soldan limitine ve F5'e bakacağız. 5'in sağdan limiti alt tarafta x yerine 5 yazacağım. A yerine de 2 yazacağım. A2 bulduğum için yukarıda. 5 eksi 2, 3 karesi 9, 12 daha 21 yapar. Soldan limitine bakalım. Ortada x yerine 5 yazdığımız zaman 5 kere 5 25. 4 çıktı 21 yapar. F5 e, F5'e baktığımızda onu da ortada yazacağız. O da 21 yaptı. Olmadı arkadaşlar. Biz 1'de sürekli kabul edince A'yı bulunca baktık ki 5'te de sürekli çıkıyor. Demek ki başlangıç noktamız yanlış. Bunu tabii görme şansımız yok. Bu şekilde başlayacağız. Burada 1'de sürekli olmadığını gördük. Demek ki 5'te sürekliymiş. O zaman A'yı ona göre bulacağız arkadaşlar şimdi. A'yı ona göre bulacağız. Yani şu. Şey, tekrar şöyle yapalım. Şurada yapalım. Kırmızı kalemle yapalım. O zaman 5'te süreklidir diye başlıyorum şimdi. 5'in sağdan limiti. Yani 5 eksi a'nın karesi artı 12. 5'in soldan limitine yani ortada 5 kere 5 25 4 çıktı 21. O da f5'e eşit olacak o da zaten 21. Dolayısıyla buradan arkadaşlar 5 eksi a'nın karesi ne çıkar? 12 öbür tarafa atarsak 9. 5 eksi a ya 3 çıkar ya da eksi 3. Şimdi arkadaşlar 5 eksi a 3 ise A2 çıkar ki A2 olsaydı şurada hatırlayın bir de sürekli olmuş oluyordu. Halbuki 5 sürekliyken bir sürekli olmaması gerektiği için demek ki A8'miş diyoruz. Ne kadar güzel bir yorum sorusu. Önceden biz diyorduk ki YGS ve LYS varken YGS yorum sınavı, LYS bilgi sınavı diyorduk. Artık TET ve AYT'de şunu diyoruz arkadaşlar. TYT aşırı yorum sınavı, AYT bilgi artı yorum sınavı. Gördüğünüz gibi burada hem bileceksiniz hem de yorum yapacaksınız. A 8 bulduktan sonra F7 ile F0 bulmak artık basit. F7, X7 yazacağım alt tarafta. X7 yazdığım zaman A'yı da zaten 8 bulmuştum. 7 eksi 8'in karesi artı 12'den eksi 1'in karesi 1, 12 daha 13 oluyor. F0'a bakalım. F0'da yukarıda yerine yazacağım. A'yı 8 bulmuştuk. X'e de 0 veriyorduk. 8 bulduk arkadaşlar. Bize F7 eksi F0'ı sorduğu için 13 eksi 8'den cevabımız 5 çıkmış olur değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sürekliliğin böyle sağdan soldan işte limit eşit olacak bir de fonksiyon olacak değer eşit olacak sorularından sonra bir de böyle sürekli olduğu en geniş aralık gibi hiç sağdan soldan yapılacak parçalı fonksiyon olmayan Bakter fonksiyonu olmayan soru tipleri var. Bu soru tipleri aslında şu anlamıyor arkadaşlar. Sürekli olduğu en geniş aralık demek tanımlı olduğu en geniş aralık demektir. Yani bize bu tip sorularda sürekli olduğu en geniş aralık sorularını bize tanım kümesini soruyor demektir. Hatırlayın logaritma konusunu anlattık. Logaritmanın tanım kümesinde 3 tane şey vardı arkadaşlar. Neydi o? 1. B sıfırdan büyük olacak, A sıfırdan büyük olacak, A birden farklı olacak. Burada taban 3 olduğu için zaten şu şartlarımız sağlanmış. O zaman 2 eksi x'in sıfırdan büyük olması, yani x'in 2'den küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim tanım kümemiz eksi sonsuza 2 aralığı, yani sürekli olduğu aralık bu oluyor. Çünkü sürekli olmak için birinci şartımız tanımlı olması gerekiyor. Burada sağdan soldan limite bakacağımız parçalı fonksiyon tarzı bir şey olmadığı için sadece tanımlı olduğu duruma bakmış oluyoruz. Logaritmik fonksiyonun tanım kümesini hatırlatmış olduk. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yine burada bize şunu demek istiyor. Tanım kümesi nedir demek istiyor. Yani hangi aralıkta tanımlıdır demek istiyor. E, kesirli fonksiyonların tanım kümesi nasıl olacak? Paydayı sıfır yapan değer reel sayılardan çıkaracak. Çünkü bu ifadenin tanımlı olmasını engelleyen tek şey paydayı sıfır yapan değerler. O zaman biz paydayı sıfır eşitleyerek ikinci dereceden denklemimizin köklerini bulalım. x'e x eksi 4'ü 2 yaptığımızda x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir sıfırdan kökler 4 ve eksi 2 çıkar. 4 ve eksi 2 paydayı sıfır yapıyordur arkadaşlar. Dolayısıyla sürekli olduğu en geniş aralık yani tanımlı olduğu en geniş aralık ne oluyor? Reel sayılar eksi, eksi 2 ve 4 elemanları olmuş oluyor. Yani eksi 2 ve 4 harf tüm reel sayılar. Peki Bursa şıkkıyla ne farkı var bunun? Arkadaşlar Bursa şıkkında eksi 2 kapalı 4 açık aralık vermiş. Açık aralık demek eksi 2 ile 4 arasındaki hiçbir sayı da sağlamıyor demek. Onlar da tanımsız yapıyor demektir paydayı. Halbuki paydayı tanımsız yapan 2 tane değer vardır. Onlar eksi 2 ve 4'tür. Fonksiyonu gerçel sayıları sürekli olduğuna göre normalde böyle kesirli bir fonksiyon nasıl oluyordu arkadaşlar? Paydayı sıfır yapan değerler hariç bütün değerlerde sürekli oluyordu. Gerçel sayıları sürekli dediğine göre yani reel sayılardan bir şey çıkarılmadığına göre paydayı sıfır yapan değer yok demek. Yani paydayı biz denklem haline getirdiğimizde bunu sıfır yapan değerleri bulacağız diyelim. Bunu sıfır yapan değer yok. Yani bu denklemin kökleri yok. Yani kök yok demek ne demek? Delta küçük sıfır demektir. ikinci dereceden denklemler. Delta'nın formülü neydi peki arkadaşlar? B kare eksi 4 AC idi. Yani eksi m'nin karesi ki m kare yapar. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 16'dan şöyle olur. Yani şuraya açık açık yazalım olmazsa. Eksi m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 16. Buradan da tablo eşitsizliği yapıyoruz yine. Köklerimiz eksi 8'e 8. Çünkü m kare eksi 64 sıfır e eşitlersek. Eşitlik olmadığı için içleri boş. m karenin katsayısı artı olduğu için artıyla başlıyoruz. Küçüktür'ü sorduğu için eksi olan bölgeyi alıyoruz. Yani eksi 8'e 8 aralığında değer alıyor demektir. M sayısı. Fonksiyonu süreksiz olduğu x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar burada nerede süreksiz olabilir fonksiyon? 1. Fonksiyonun parçalandığı bir de süreksiz olabilir. 2. Paydayı sıfır yapan değerlerde süreksiz olabilir. Önce paydayı sıfır yapan değerleri düşünelim arkadaşlar. 2 burada paydayı sıfır yapıyor ve bu aralığa giriyor. Yani x 1'den büyükken diyoruz ya arkadaşlar 2'yi biz orada yazmış oluyoruz. Dolayısıyla 2 süreksiz yapmış oluyor. Çünkü paydayı sıfır yaptığı için süreksiz olanları işaretliyorum şimdi. Arkadaşlar burada paydayı sıfır yapan değer eksi 3 ile 3 değerler ama x 1'den küçükken ben burayı kullandığım için 3'ü almayacağım. Yani ben x 3 olduğu zaman burada yerine yazmayacağım ki yukarıda ne yazacağım. 3 bölü 3 eksi 2 diyeceğim. Dolayısıyla 3 paydayı sıfır yapıyor ama 3 süreksiz olmuyor. Çünkü 3 ben 3 değerini orada yerine yazmıyorum. x 1'den küçükken buraya baktığım için eksi 3 değerinde süreksiz olmuş oluyor. 3'te sıkıntı yok. Ya hocam 3 verince 0 oluyor. 3 orada vermiyoruz arkadaşlar. İşte 3'ü yukarıda veriyoruz. 3 birden büyük olduğu için 3 değerini burada veriyoruz. Peki 1 de sürekli mi? Onu kontrol edeceğiz. 1 de sürekli mi değil mi? Nasıl kontrol edeceğiz? 1'in sağdan limitine bakacağız. Soldan limitine bakacağız. F1'e bakacağız. Çünkü 1 kritik nokta. Yani paydayı 0 yapanı direkt belli zaten süreksiz yaptığı aralığına göre. Ama bir de bu şekilde incelememiz gerekiyor. Konunun başında yaptığımız gibi bu videonun başında. Birin sağdan limiti yukarıda yerine yazacağım. 1 bölü 1 eksi 2'den eksi 1. Birin soldan limiti aşağıda yerine yazacağım. 1 bölü 1 eksi 9'dan eksi 1 bölü 8. Eşit olmadığına göre F1'e bakmamıza bile gerek yok. Bir noktasında da süreksiz olmuş oluyor. Süreksiz olduğu noktaların toplamı da sıfır olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Evet bu da güzel bir soru tipi. Tüm gerçel sayıları sürekli demekle bana aslında şunu demek istiyor. 2 de sürekli demek istiyor. Yani 2'nin sağdan limiti, soldan limit f2 eşit demek istiyor. 2'nin sağdan limitine nerede bakacağım? Yukarıda bakacağım. Soldan limitine nerede bakacağım? Onu da yukarıda bakacağım. E bakalım. 2 yazınca 0 bölü 0 oluyor. Belirsizlik oluyor. Ne yapıyorduk belirsizliklerde? Bir önceki videoda bunu biz çarpanlarına ayırarak arkadaşlar belirsizliği gideriyorduk. x eksi 2 ile 2 eksi x gidince eksi kalır. Eksi x eksi 2 olmuş olur limite bakarken. 2'nin sağdan limiti deyince yani şurada 2 yazıyoruz. Eksi 4 çıkıyor. Soldan limitinde de orada 2 yazıyoruz. Eksi 4 çıkıyor. F2 aşağıda yerine yazıyoruz. Demek ki o da 3n eksi 7 oluyor. E niye 2 yazmadık hocam? N var orada. X yok. Bu bir sabit bir sayı anlamında. 3x eksi 7 olsaydı yazardık. X2 iken 3n eksi 7 eşitmiş. Buradan biz n değerini 3, 1 olarak bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. 2 de sürekli olduğunu söylemeye çalışıyor. O zaman sağdan limit, soldan limite o da F2'ye eşittir diyoruz. Gelelim güzel bir süreklilik sorusuna. Önceki yıllarda benzeri çıktı. Hoş bir sorudur. Fx fonksiyonu vermiş. Gx fonksiyonu vermiş. Hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülümüz diyor ki F fonksiyonu x eşittir. Bir de süreksizdir diyor. Doğru mu? Doğru. Atlama var burada. Bir de süreksiz. Bu doğru. F artı G fonksiyonu bir de süreklidir diyor. He, şimdi F artı G diyorsunuz zaman şuna bakacağız şimdi biz. O zaman 1'in sağdan limiti F'te ve G'de toplamları 1'in soldan limitine o da F1 artı G1 eşit olmak zorunda. Bunu söylüyor bize. Fonksiyonumuz bu olduğu için. Yani bu fonksiyonda 1'in sağdan limiti, 1'in soldan limiti ve F1 yani 1 noktasındaki D bu şekilde yazılır. Şimdi bakalım arkadaşlar. 1'in sağdan limiti ne? 1'in sağdan limiti F'te 2. G'de 1'in sağdan limitine eksi 1. Peki 1'in soldan yani sonuçta bunun toplamı da 1 yapmış oldu. Bakalım eşit mi? 1'in soldan limiti f'te 1. Bir, G'de 1'in soldan limiti 0. Toplarsak 1 yaptı. F1 nedir arkadaşlar? F1 1'dir. G1 0'dır. toplu 1 yaptı. Dolayısıyla bu doğru. Peki fark fonksiyonu 1'de sürekli mi? Bu sefer bu aradaki artılar yerine eksi yazacaksınız. Dolayısıyla 2 eksi eksi 1 3 olmuş oldu. 1 eksi 0 1 olmuş oldu. Eşit değil. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. cevapta 1 ve 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bu soru tipi de bence sigöms bir soru tipi. halası sigömsü bilmiyorsanız çok video videolarını çok izlemiyorsunuz demektir. Sigöms demek sınava girmeden önce mutlaka bakılacak sorular demektir arkadaşlar. Arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlarda da süreklilik yine tanımla alakalı bir durum. Dolayısıyla sin fonksiyonu her x gerçel sayı için sürektir. Çünkü her x gerçel sayı için tanımlıdır. Cos de tüm reel sayılar için tanımlıdır. Fakat tanjant fonksiyonu arkadaşlar tanjant fonksiyonu 90, 270 gibi 90 ve 180 kat, 180'in katları eklendiği zaman tanımsız olmuş oluyor. Kotanjant da 180'in katlarında tanımsız olmuş oluyor. Dolayısıyla o noktalarda süreksiz olmuş oluyor. Fonksiyon aşağıdaki noktalarında hangisinde süreksizdir dediğimiz zaman burada cos x ve sin x kendi işlerinde sürekli fonksiyonlardır. Dolayısıyla paydayı sıfır yapan değeri bulduğumuz zaman bu noktada süreksiz olduğunu anlarız. Dolayısıyla sin x birken x ne olmuş oluyor arkadaşlar? 90 olmuş oluyor. Aşağıdaki noktalarda hangisi süreksizdir diyorsa cevap 90 olmuş oluyor. değerli arkadaşlar böylelikle süreklilikle beraber limit konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuz türev. O konuda karşılaşmak üzere esen kalın, mutlu kalın.